gençler, hepinizden merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bugün arpa tarlalarına içeri soktuk. 45 litre biçiyoruz. Şu an başka bir köydeyiz. Sabahleyin bizim bu köyde biçmiştik. Orada 50-70 var diye. Bunun 45 litre biçiyoruz. Tarlanın yarısından çoğu bitti. Bütün bir tarla. Arpalarımızın verimi açıkçası arkadaşlar istediğimiz gibi değildi ama yine de bana şükür. Bu iki tarla vardı. Bir de bunun yanında iki tarla daha vardı. Onlarınki güzel. Daha başka bir köy. Bu köyünki güzeldi. Bizim köyünkiler fazla iyi değildi. Biraz da geç kalmıştı. Yani yine 300 kilo falan ancaydı. Ama burası inşallah 350 kilo falan yani var. Değildi. Ya bizim buralarda da bu verim ne bilmem yani. Bizim buralarda fena değil gençler. Ortalama zaten her sene 350 yani 400 kilo veren yerler benim çok nadir oluyor da. 350, 300 kilo falan 250 verenler oluyor, 200 verenler oluyor yılına göre geliyor mesela. Erkan abi remote attık. Burada bak. Tır yavrusu gibi bir şey şöyle. Arkadaşlar 12-13 ton falan herhalde şey alıyormuş dediklerine göre. Almışlar bilmiyorum ama. Arpa alıyormuş. Ekini de bir 14-15 ton falan herhalde dediler de. Yani öyle bir duymuştum böyle bir iki sene önce. En son hiç sormadım. Ama gerçekten büyük bir amak yani. Tandem mingil diyor deniliyor buna. Çift tekerlekli, çift dingilli. Güzel bir ama. Remark. Arkasında güzel bir tampon var. Tamponu beğendim gerçekten yani. Güzel, hoş bir tampon. Yani şöyle zaten gençler arkadan baktığımızda. Şu arkadan bakınca zaten hani öndeki traktörü falan hiç görmeyin. Bildiğiniz böyle tır gibi gözüküyor yani. Ben mesela öyle tır sanmıştım. Hatta kamyon sanmıştım. Hepsi şeymiş. Yüceller yapımı. Çorum'da küçük sanayide yerleri var. Orada yapıyorlar. Yüceller marka. Güzel bir remork. Hem makası da şöyle göstereyim. Bunun bir sadece şöyle beşikli olanları var arkadaşlar. Bir de hem makaslı hem beşikli olanları var. Bu hem makaslı hem beşikli. Gördüğünüz gibi iki dingilin ortasında beşik var. Aynı kamyonlardaki gibi falan. Şu teker mesela havaya geldiğinde bu teker aşağı iniyor. Hani böyle tümseklerden falan işte sınırlardan geçerken bu gerçekten çok işe yarıyor. Mesela bu hem arkasında da makas var. Arkasının önünde. Bir de bunun sırf böyle şeylisi olanlar var. Beşikli olanlar. Beşikli olanlar biraz daha böyle sınırlardan geçerken hani tüm aynı böyle kamyonlar gibi daha çok hani tekerler böyle kalkıp iniyor. Bunda fazla o kadar inmiyor ama yani o bana göre biraz daha sanki böyle hoş geliyor gibi ya. Sadece beşikli. Ama bunu da yük için falan daha çok hani öneriyorlar. Hani işte fazla çok yük atacaksan az diyorlar mesela. Hem de işte Ramon şey açısından hani rahat bir şekilde gitmeniz açısından falan da makası falan öneriyorlar. Rahat yük atma açısından da. Bilmiyorum valla. Sırf beşikli olanlardan da daha şimdiye kadar hani kullananlar var ama sıkıntı çıktığını da sanmıyorum. Sağ tarafında küçük böyle bir sandığı var. Bir de sol tarafında var. O daha büyük. Ademine görmüştünüz. Şurada da galiba ne varmış? El yıkamak için falan. Tank ama sökmüşler mi? Sökülmüş mü artık bilmiyorum. Oku da şöyle göstereyim. Oku da yani fena değil öyle. Bu ramağa göre ideal. Güzel bir oku var. Dayağı da normal bildiğimiz. Çevirmeli dayak. Güzel bir dayağı var. Mesela merdiven hoşuma gitti. Tam böyle aşağıdan başlıyor. Yukarı kadar. Sınırlardan geçerken belki değebilir ama dikkatli olduktan sonra gerçekten güzel bir oka benziyor. Pardon bir merdivene benziyor. Güzel yani. Fren altınları falan hepsi mevcut. Zaten burama bizim buralar arkadaşlar frensiz kullanırsanız Allah korusun. Yani can kurtaran gibi bir şey bu. Fren. Yani remote freni. Peşini de dönmüyor valla. Öyle bir uçuyor maşallah.
Yarın sabah yola çıkacağız. Arpayı satmaya gidiyorum Gençler Fabrika'ya. Giderken de şöyle video çekelim. Sabah gidiyoruz. Sabah gitmemiz, video çekmemiz açısından daha iyi bir şey. Eğer gündüz bir de gitseydik, gece gitseydik biraz sıkıntı olurdu da. Arabalarımızın boyu kısa gençler. Cinsinden dolayı da kaynaklanıyor tabii ki de. Bu Arjanda diye bir cins. Bunun boyu hep böyle oluyor. Az bulamıyor zaten. Şu an tam böyle gün batımında çekmem hiç böyle aslında tesadüf gibi oldu da gerçekten güzel bir görüntü oldu şöyle. Alpalarının çeşitlilerinin arkasında da güneş batarsın. Alpalarımız da böyle işte ya. Dediğim gibi boyu fazla yok ama şeyi güzel. Kellesi falan güzel yani. Aslında bir tanesini alalım şöyle. Şöyle bir kellesi var. Oradan yani arkadaşlar bizim buralarda böyle. Şimdi benim yerine bunu olur. İşte bizim orada 500 kilo veriyor, 600-700 kilo veriyor falan işte. Diyenler olabilir yani, oluyor. Mesela benim arkadaşım var, Mehmet Özlü Veli. Onun da mesela tarlaları dönüyor, 800-900 kilo veriyorlar ama hem tarları güzel hem de ayrıca bir de suluyorlar. Yani öyle olduktan sonra verir, sıkıntı yok. Ama bizim burada kuru tar, şey, kuru yani, sulama falan yok. Bu sene de yağmurda iyi yağmadı. Ondan dolayı yani yine bu bile yani şu an çok güzel yani bize göre. Hani tarlalara falan göre yani bu yıla göre, bu yağmurun yağmamasına göre bile iyi yani, yapacak bir şey yok. Hiç olmasaydı daha kötüydü mesela. Allah korusun dolu falan vurabiliyor. Tarlalarımız gerçi hani doluya kadar, doluya önlemek amaçlı sigortalı ama dolu sigortası var. Ya da her şey olabiliyor. Bilerek böyle büyük tarlada çekim yapayım dedim arkadaşlar. Tarla büyük, bayağı büyük. Bir 25 dönüm falan var, 25-26 dönüm falan var. Diğer tarlada 25 dönüm falandı. Bundan önceki tarla. Burada daha büyük gerçi 26 dönüm. 27 dönüm falan var ya. Diğer tarla da güzeldi yani, fena değildi benim. İçeri gelsin bakalım bu tarafa doğru. 15.45 geliyor. Lambalar açık. Gün batmak üzere. Battı daha doğrusu ama hala şöyle biraz şey var. Bilimsi var. Güzel bir görüntü oldu gençler ya. Tam böyle gün batımı geçtikten hoş bir görüntüye sahip oldu diye düşünüyorum ben. Gördüğünüz gibi herhalde. Ha pardon, oraya yat. Yan olduğu için bunların hani şeyleri ayrılıyor ya hele zaman. Ondan dolayı yapma şeyi olabiliyor. Depodaki şey boşalıyor mesela. Boşaldı gençler. Ambar dolmuş. İçeride yarın ambarı. Bunu boşaltıyoruz şimdi. Gençler hava kararmaya başladı artık. Bir yapı daha boşalttık. Ademinde işte. Ondan sonra videoya devam etmemize gerek yok. Para alabilir aslında ama hava kararadığı için edemiyoruz. Artık yarın sabah görüşmek üzere. Yarın sabah Çorum'a gideceğiz fabrikaya. Oradaki satacağız. Arpa'ya satacağız. Orada görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Evet gençler, fabrikaya geldik. Çorum'un haline.